Evet sevgili dostlar, bugün de güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Cennet Yuvamız programındayız. Bugün sizlerin de çok tanımadığı, işin açıkçası ben de çok tanımıyorum ama Sümeyye ile bir şekilde yollarımız kesişti. Hocam dedi, biz sizin programınıza misafir olmak istiyoruz. Aa, ne kadar güzel dedim. O yüzden size de bundan sonra eğer programımıza çıkmak isterseniz çıkın çıkın gelin diyeceğim sevgili dostlar. Bir yerlerde karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Hocam bizim de hikayemiz gerçekten çok ilginç. Biz sizlerle bunu paylaşmak, sizin izleyicilerinizle paylaşmak istiyoruz diyorsanız misafirimiz olabilirsiniz. Sizi ağırlamaktan çok da çok mutlu oluruz sevgili dostlar. O yüzden ben bu güzel çifte öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikte, böyle güzel bir örneklilikte bize eşlik ettikleri için. O yüzden şimdi hep birlikte onlara dönüp onları birlikte tanıyacağız. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. İyi çok ki de geldiniz. Sümeyye, seninle bir programda karşılaştık, tanıştık. Evet. Çok hoşuma da gitti. Ama takip edenlerimiz de sizleri tanısın. Fakat pozitif ayrımcılık yapacağım. İbrahim'den evet. Başlayacağım tabii ki. Herkes biliyor. İbrahim, önce seni tanıyalım. Evet. Kimsin? Ne iş yaparsın? Ondan sonra da evlilik hikayemize ufak ufak geçelim. Adım İbrahim, soyadım Maraşlı. Maraşlı mısın? Memleketimde Kahramanmaraş. Evet, orijinal. Ne güzel. Atalarımızdan Maraşlıyız yani. Benim Sema Maraşlı diye arkadaşım evet. Var. Sema Maraşlı'ya selam söyleyeyim. Sema evet. Sen Maraşlısın, soyadın da Maraşlı. Evet. Sen uzaktan akrabayız zaten. Bizim köylümüz sayılır. Sema'yla. Evet. Sema Hoca evet. Tanımıyoruz dedik, bak burada tanışacağız. Evet. Sema Maraşlı hocamızın oğlu da bizim Marmara İlahiyat'ta bir alt devremizdi. Oradan da tanışıyoruz Esat. Oğluyla. Evet. Esat'a evet. Selamlar. Esat programıma gelecekti. Tanımıyorum dedim ama bayağı bir ortak arkadaş çıktı. O yüzden diyorum ya sevgili dostlar, siz de çıkın çıkın eşlerinizi alın, misafirimiz olun, çayımız, çorbamız ne varsa paylaşırız. Hikayenizi de paylaşır. İnşallah örneklilik teşkil edeceğiniz için. Şu evlenmekten korkanlara, şu evliliği efendim kötü görenlere, aa nasıl kötü görenler, ya ne yapacaksın evleneceksin diyenler çok var. Onlara bir cevap olsun niteliğinde. Şimdi İbrahim ve Sümeyye bizimle. Demek ki siz bizim Sema Maraşlı ile akrabasınız. Evet. Bizim Esad'ımızla arkadaş İbrahim Bey kardeşim. Ne kadar güzel. Marmara İlahiyat'ta lisansı bitirdim bu Haziran ayında. Şimdi de aynı üniversitede, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir anabilim dalından yüksek lisansıma devam ediyorum. Ders dönemindeyiz. Ha, çok güzel. Aynı zamanda da Anadolu Gençlik Derneği Sultanbeyli Şubesi'nde de liseli gençlerle ilgileniyoruz. Onlarla birlikte işte çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. O şekilde Sultanbeyli'de ikamet ediyoruz. 1,5 yaşında geçti bir kızımız var elhamdülillah. Maşallah, o şekilde. Maşallah, Allah hayırlı evlat eylesin. 2 yaşına girecek 3 ay sonra. Evet. Biz onun etkinliğiyle tanışmıştık evet. Zaten seni. Evet. Seni de tanıyalım Sümeyye. Ben de Sümeyye Maraşlı, ben de Kahramanmaraşlıyım. Ailem de orada yaşıyor. Akraba mısınız siz? Uzaktan akrabaymışız evet, evlendikten sonra öğrendik. Lisansımı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünden bitirdim. 2 yıllık ön lisans ilahiyat mezunuyum. Şu anda da 3. sınıfa tamamlıyorum. Marmara Üniversitesi'nde aile danışmanlığı eğitimi aldım. 4 yıl Azman Tüday kurslarında medrese eğitimi aldım. 5 yılı aşkın bir süredir de yine Anadolu Gençlik Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya çalışıyorum. Hanımlara ders veriyorum. Liseli kızlarla ilgileniyorum. Ay maşallah. O şekilde. Yani hem ailenizi kurdunuz hem kariyer yaptınız. Hizmet de ediyorsunuz. Maşallah. Subhanallah. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Nasıl tanıştınız? Tanışma hikayemiz aslında biraz öncesine dayanıyor. 8. sınıfta biz aynı dershanedeydik, aynı sınıftaydık. Nasıl ama yani? Lisede mi? Ortaokulda mı? Ortaokulda, yani ortaokulun son sınıfında. He. Ama konuşma vesaire şeylerimiz yoktu. Sonra eşim Anadolu Lisesi'ne gitmiş, ben İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Daha sonra üniversiteye geçtik siz biz. Siz tanıştığınızda bu şey... Tanışıklığımız yok. Yani okulda okuduğunuz dönemlerde. Aynı sınıfta birbirimizi biliyoruz. Ha, sınıf arkadaşıyız, evet. Ama bir konuşma vesaire böyle bir durum yoktu zaten. Ortaokuldan sonra mı İmam Hatip'i tercih ettin? Evet. Senin zamanında öyle miydi? Yok, ben tercih ettim. Ha, ortaokula gitmedin, lisede tercih hayır, ettim. Hayır, ortaokulda biz dershanede aynı sınıftaydık. Ha, dershanede, evet. Okulda aynen. Değil. Yok, okulda ha. Değil. Normal bir ortaokuldan mezun oldum. Sonra ben lisede İmam Hatip tercih ettim. Eşim de Anadolu Lisesi'ne gitmiş. Sonra biz İstanbul'a geldik. Neredeydiniz bana... oraya? Maraş'taydık. Maraş'ta. Aynen. Ondan sonra liselerimiz farklı. Evet. Sonra İstanbul'a geldik işte. Bana Facebook üzerinden mesaj attı. İşte beni hatırladın mı vesaire gibisinden. Bir dakika, susak bir doğdu İbrahim. İbrahim niye mesaj attın Sümeyye'ye durup dururken?
İşte niyetin ciddi olduğuna dair. Yüdü artı. Evet. Evet. Doğru zamanı beklemiş. Allah Allah. Sonra ben de... evlenmemize çok kalmadı yani. Hikaye tamamlanacak şimdi. Aynen. Öyle çok uzun uzadıyor değil. Şey, siz 13-14 yaşında aynı dershanedesiniz. Evet. Evet. Ondan sonra liseler bitiyor. Evet. Liseler bittikten sonra İbrahim'in aklında kalmış. Evet. Allahu Ekber. Çocukluk aşkı mı demek lazım? Çocukluk aşkı mı demek lazım? Sonrasında bana Facebook üzerinden mesaj atınca ben de hani bu tarz şeyleri de korktuğum için direkt babama anlattım bunu. Hani anneme anlatırsam sır olarak kalır. Aman kızım işte babana söylemeyelim gibi şeyler olur düşüncesiyle mi artık? Zaten kader nasip bir şekilde olacak. Babama anlattım direkt. Ama ya Facebook'a dikkat edin. Yani bu sosyal medyalara dikkat edin. Dostlar hep söylüyorum. Gelen birkaç misafirim de böyle sosyal medyadan tanışıyor. Ama bir açıdan da iyi. Sözünü kestim ama Sümeyciğim. Bizim zamanımıza, tabii yaş kurtarıyor bu delikanlılarla bu hanımefendiler, gençler. Neydi? Mahalleliler bilirdi. Üst kat komşu, alt kat komşu, mahallenin kasabı, bakkalı, manavı. Aa şu kız şu oğlanla iyi uyar eder falan evet. filan. Ama şimdi o aracılık dediğimiz, görücü usulü dediğimiz işi sanıyorum sosyal medya yapıyor. Bir de bir direkt yapıyor. Yani bizde indirekti. Yani hemen gidip söylenmezdi. Evet. Bu noktada ben İbrahim Bey kardeşimin cesaretini kutluyorum yani. Sonrasında ben de babama anlattım ama ilk defa babamla böyle bir konuyu konuşuyoruz. O yaş yüzden kaç ben, bu arada Sümeyye? İşte 19, 18'imi bitirmeyi 19 aynı yaşta mısınız? Evet. Hı-hı. Hatta benim 3 ay daha büyüğüm. sonrasında işte ben böyle çok ağlayarak babama bunu anlatmıştım. Hani korktum acaba nasıl tepki verecek diye. Baba dedim hani küçük mü dersin ne dersin bilemiyorum. Niye küçük diyeyim dedi. Hani babamın o anki beni teskin edişini unutamıyorum. Yok ben sana. Kendimden için. Yok kızlar 19 yaşın normal erkek 19 yaş küçük. Hani okuyorum ya lisans okumaya gelmişim İstanbul'da. Sonra babam karşısına böyle evlilik mevzusuyla çıkıyorum. Biraz tedirgin oldum açıkçası. Sonra babam beni sakinleştirdi. Yani Allah ondan razı olsun o anki sakinliği, sükuneti. Ben eşime de söylüyorum. Hani ileride kızımız büyüdüğünde 18'ini bitirsin. Evlenmek istediğinde yani babam gibi, benim babamın bana yaklaştığı gibi yaklaş sende. Hani böyle hey tüt ne oluyor falan tamam. filan gibi değil de. Evet burası çok önemli. Kız babaları gerçekten. Benim kızımı yetiştiriyorum kitabı var. Bir ara onu da hediye edelim ama biz artık Cennet Yolumuz kitabımız çıktı. Onu hediye ediyoruz gelen çiftlerimize de. Sizlere de yorum yapıyorsunuz bu arada. Biliyorsunuz nasıl hediyeler geldiğini. Hediyesi gelenler de lütfen siz de yazın ki görsün diğer takipçilerimiz. Kızların babalarıyla ilişkisinin çok iyi olması gerekiyor. Kız çocuğunuz varsa sevgili takip eden kardeşlerim oldu ya hasbel kadar yoğun olabilirsiniz ya da işte ne bileyim baba da çok biraz geç alışıyor erkekler ama kızınızın o büyüme ilkokuldan sonraki sürecinde hayatında olması gerekiyor babasının. Evet. Mutlaka ve mutlaka 8-9 yaşında bir kız çocuğunun hayatında baba çok iyi bir yerde olmalı. İyi bir diyalog, iyi bir bağları olmalı. Evet. Senin de öyle bir bağın varmış ki babana giderken evet bir tedirginliğin varmış ama babana gitmişsin. Evet. Tedirgin de olsan yine babana gitmişsin. Evet. Bu açıdan babana da tebrikler ve selamlar gönderelim. Allah razı olsun. Sonrasında işte babam bana 3 kere güveniyor musun diye sordu. Hani zamanı geldi evlilik, nikah dediğim şey nasip meselesidir dedi. Sonra babam bana 3 kere güveniyor musun diye sordu. Çünkü tanımıyorum. Tanımadığım için hani aramızda öyle çok yoğun bir muhabbet şeyimiz falan yok. Ben o aklımda şunu düşündüm. Babam bana 3 kere güveniyor musun dediyse evliliğin temeli güvendir o zaman dedim. Ki gerçekten de güveniyordum. Çünkü dershanede o kadar insanların arasında mescitten çıkarken eşimi görüyorum mesela. Bir bakıyorum abdest alırken giriyor. Bir bakıyorum namazdan çıkıyor filan. İlla ki bir karşılaşma oluyordu. Sonra babamın bu sorusu üzerine ben evet baba dedim. Hani güveniyorum. Sonra babam dedi ki tamam sen bir bekle ben bir araştırayım. O arada işte babam sormuş soruşturmuş filan. Eşim de bana mesaj atıyor hani konuşmak, iletişim kurmak için. Sonra babam bekle diyor, eşim mesaj atıyor. Sonrasında babam dedi ki tamam dedi, iki namaz vakti arası görüşün. iki namaz vakti arası? Evet. Hangi namazlardı onlar? İşte öğleyle ikindi arasında görüştük biz. İkindi ile akşam da olabilirdi. Ben işte liseli kızlara anlatma, abla keşke yatsıyla sabah arasında şey yapsaydım. Yani vakit çok diyorum sizin kadar fesat düşünemiyorum kızlar. Sonra biz Mihrimah Sultan Camii'de... O kadar zaman da verdi baban. Yani görüşeceğiniz vakit evet. öğlenle ikindi namazı arası. Onu bana bıraktı. Yaklaşık 2 saat falan ya da 3. Tabii kış mıydı yaz mıydı bilemiyorum. O vakit ben de hatırlamıyorum. Sonra biz Mihrimah Sultan Camii'nde buluştuk. Sonra 2 rekat hacet namazı kıldık. Yani dedim Rabbim bu evlilik bize hayır mı getirecek, şer mi getirecek bilemiyorum. Sana bırakıyorum diye. Sonra işte ilk görüşmemizi yaptık filan.
O aradan sonra eşim tekrar mesaj atıyor. Hani olumlu mu, olumsuz mu vesaire. Babam hani konuşma bekle diyor. Ben ikilemde kaldım bu sefer. Sonra eşime mesaj attım. Dedim ki sen kendi aileni açana kadar bana mesaj atmanı istemiyorum. Sonra eşim tekrar mesaj atıyor. Ben işte cevap vermiyorum vesaire. Sonrasında biz bir 15 tarihli yanlış hatırlamıyorsam eşim bana mesaj attı. Ben babamlarla konuşmaya gidiyorum diye. Benim de yanımda böyle liseden beri arkadaşıma ahiretliyim dediğim bir arkadaşım var. Esra ile birlikte Hüma Hatun'un türbesine gittik. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Maraş'ta meftun bulunuyor. Orada Fetih Suresi okuduk. Hani ya Rabbi sen işimizi kolaylaştır, hayırları aç diye. Yani elhamdülillah o nasıl söyleyeyim, medresenin bana kattığı en büyük şeylerden bir tanesi buydu. Bu niyet üzerine sadaka verdik mesela. Ondan sonra hani hayırlı... Çok önemli noktalar. Evet. Biz bunları her programda, her katıldığımız zamanda, platformda söylüyoruz. Evet, önce bir niyet etmek, arkasından dua etmek, evet, onun hayır olması için sadaka vermek. Çok güzel, bunları evet, çok iyi yerine getirmişsin ama biraz da İbrahim'e söz hakkı verelim evet, istersen olur. Sümeyye. Sen Sümeyye'de ne gördün ki onu eş olarak kendine tercih ettin İbrahim? Yani şöyle, ben hani zaten bunu özellikle söylemek istiyordum yani. Hani 30 senelik bir evliliğimiz olmadığı için en azından yani bu 5 senelik içerisinde böyle ufak tefek kendi gözlemlediğim kadarıyla bir şeye değinmek istiyordum zaten. Kişi evleneceği kişiye ya da işte eşi evlendikten sonra makul düzeyde bir güven duyması gerekiyor bence. Hani makullük de ne anlamda? Her şeyi insan sürekli olarak bilemeyebiliyor. %100 bilmemiz imkansız yani. Hani bu programı yapıyoruz şu anda evet. Ama hani siz belki de bizi öldüreceksiniz. Biz bunu bilmiyoruz yani. Bir ihtimal. İhtimal. Ama biz biliyoruz ki %90 ihtimalle siz böyle bir şey yapmazsınız. Biz siz 99, işte %99 ihtimalle ama küçük bir ihtimal var. Yani hiçbir zaman kişi bile kendisine güvenemez. Yani bütün bilimsel bir veri olsa bile bunda bile deriz ki ya belki işte bu veriyi sağlayan aletlerde hatalar var vesaire. Ya da işte birçok şey bahane uydurulabilir yani kişi inanmayacağı için. O yüzden %100'e ulaşmak çok zor bir şey. Ama kişi belli bir düzeyin üzerinde güven duyuyorsa, mesela ben eşimde şunu biliyordum yani evlenmeden önce. Ben yalan söylemeyi kendime daha çok yakıştırdım ama eşim böyle bir şey asla yapmaz. Hani ben sinirlensem ağzımdan kötü bir şey çıkar, Allah korusun. Ama eşim bu davranışı sergilemez. Hani o yüzden şey olarak yani kişilik ve karakter olarak zaten şey yapmıştım. Yani araştırdın mı? Ya araştırma olarak değil de bizim okulumuzda şimdi eşim İmam Hatip'e gitmişti. Benim okuduğum okul karmaydı ama hani oradaki arkadaşlar vesaire vardı. Yani böyle iletişim kurmuyor yani böyle bir muhabbetim yoktu ama yine de şey oluyor yani ister istemez haber almış oluyorsunuz işte. Eşimin de dediği gibi işte bir yerde karşılaşıyorsunuz vesaire. Benim ilkokul arkadaşlarımla aynı okuldalardı. Maraş küçük diyormuşuz. Maraş evet, çok, çok küçük bir yer. Yer ama o kadar da değil tabii ki. Evet. Yakında Maraş'a da gideceğim inşallah. İnşallah. Bu şekilde sen güven üzerine bir yaklaşımla dedin ki Sümeyye benim eşim, çocuklarımın anası, evimizin hanımı olur. Peki o Facebook'tan yazma cesareti nasıl bir şey ya? Ya bir direkt kıza söylüyorsun yani bir aracı bulunuyordu ne bileyim ben falan. Ya şöyle Facebook'tan yazmak bence çok bu çağda çok normal bir durum ama ben müsaadenizle şeyi anlatayım. Tamam. Babama konuyu açmak bence 10 kat daha zor bir şeydi. Öyle mi? Aynen. Belki de hani benim işte 19 yaşında böyle işte evlenmeyi düşünen genç kardeşlerimiz de muhtemelen benim gibi düşünüyordur diye düşünüyorum. Doğru. Erkeğe göre çok küçük yaşı yani. Evet. Benim oğluşuma da öyle demişlerdi. Evet. Benim oğlum da erken evlendi. Evet. Yani o, kime göre erken tabii ki. Tabii ki tabii ki. Şöyle ben işte eşim orada hani dua etmeye gidiyorlar vesaire. Ben şöyleydim hani babamı elhamdülillah seviyorum işte saygı duyuyorum vesaire ama hani böyle bir Anadolu babası işte otorite vesaire algımızdan dolayı sanırım böyle ben şey diyordum yani ya babam bana ne yapar Allah bilir diyordum böyle Allah evleneceğimi söylerdim. Sen de annene söyleseydin anneler hep köprü olur ya. Ya öyle ama eşim de şey dedi zaten hani babanla ailenle aç konu yani ciddi olduğunu gösterme. Çünkü ben anneme söylemedim yani söylemedim derken ilk olarak babama söyledim. İşin hani ciddiyet boyutunu ben buradan anlayacağım zaten annesine söylese. Ha, bak burada bir zarf atma olayı var. Zarf İş atma ciddi mi, demeyelim değil mi? De. Bakalım babaya bir söylensin güzel ama.
Ya annelerle genelde hani arada bir sır oluyor, tamam oğlum işte hani vakti gelince olur, ben söylerim babana falan gibi bir mevzu olursa ben niye babama söylemiş olacağım o zaman? Hani boşu boşuna kendi kendime gelin güvey olmuş gibi. Hani ortada fol yok, yumurta yok hesabı. O yüzden... Sonra İbrahim Bey kardeşim. Tabii babama şey yapamadım. Yani yüzüne karşı böyle oturup konuşmaya cesaret edemediğim için bilgisayara böyle bir Word dosyasına yazı yazdım. 2-3 sayfa. İşte hani evlenmemin neden evleneceğim, işte bulduğum kişinin doğru olduğu vesaire böyle bayağı bir uğraştım. Düzgün bir şey oluşturmaya çalıştım. Elektronik mektup yazmış babaya. Yok, çıktısını aldım. Babama götürdüm, çıktısını verdim. Tabii çok tedirginim yani, babam nasıl böyle tepki verecek falan. Sonra babam böyle bir 20 dakika falan okudu neredeyse, bayağı yazmış 4 sayfa. Sonra kafasını kaldırdı, dedi ki ya dedi bunu niye bu kadar küçük çıkarttın dedi, okuyamıyorum dedi. Sonra ben tabii neyse dedim, herhalde daha şimdi tepkisini vermeyecek dedim. Sonra bitirdi, bitirdikten sonra dedi ki yani dedi ben sizi dedi döven bir baba mıyım? Ya da işte ben size bir şey yapan bir insan mıyım? Niye karşıma geçip adam gibi anlatmıyorsunuz? Niye benden böyle korkuyorsunuz dedi. Yani evlenmek istiyorsun. Yaşınız gelmiş, adam gibi bunu söyleyebilirsiniz. Bu kadar da işte böyle ne bileyim kutsallaştırıyor gibi bir şeyler yapmanıza gerek yok dedi. Burası önemliymiş İbrahim Bey kardeşim. Yani olsun. Burada gerçekten sevgili gençler, burayı örnek alalım. Yani aileden korkmamak gerekiyor. Aynen. Çünkü sizi gerçekten ben bir anne olarak diyorum ki çocuklarıma, sizi sizden daha iyi düşünüyoruz. Çok seviyoruz. Yani canımızdan bir parçasınız. Şimdi siz de anne babasınız. İster misiniz küçük hanıma bir şey olsun, Allah korusun. Yani kendi canınızı onun yerine tercih edersiniz bile. Şimdi bu noktada gençlerde böyle bir çekince var. Belki biz yetişkinler, anne babalarda öyle bir hava mı veriyoruz? Hani size çok fazla şunu yap, bunu yapma dediğimiz için. Ama gerçekten de böyle bir şey varsa net olarak gidip duyguyu anneye, babaya, kimse muhatap anlatmak gerekiyor. Çok da iyi yapmışsın. Babana da buradan selamlar gönderelim. Sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim. Bir de şurada şu detayı söylemek istiyorum. Olmuş. Bizim ikimizin de 93 doğumlu ablamız var. Bizden 5 yaş büyük. Biz o dönemde ailelerimize bu konuyu açtığımızda ikisi de bekardı. Yani Maraş gibi bir yerde hani kültürlerine çok bağlı olan bir yerde. Büyük dururken küçük nasıl verilir? İkisinizde de abla büyük. Evet, ikimizde de abla büyük. İkisi de biz aynı de aynı yaşta. Yaştayız, ablalar da aynı yaşta. Evet. Ay biri abi olsaydı onları da evlendirdim. Öyle olunca işte biraz onun tedirginliği de var tabii. Hani ablalardan dolayı falan. Vallahi hatta siz ben çok cesurmuşsunuz. Genç cesurluğu diyorum ben buna. O yüzden gençken evlenmenin gerçekten avantajı var. Aynen. Yaş ilerleseydi biraz ya olur mu olmaz mı diyor insan. Evet. Yani kolay olmadı tabii ki. Bedellerini çok güzel ödedik her anlamda ama yani elhamdülillah eğer çevrenin bize dayattığı bir şekilde olsaydı hani şu an 5 yıllık biz kendimize hakim olamayabilirdik. Hani konuşma vesaire olurdu, ne bileyim buluşma olurdu. Çünkü İstanbul'dayız. Bir nasıl söyleyeyim, bir otorite demeyeyim de hani karşı koyacak bir kuvvet yok yani. Sizi gören de yok size yani. Rabbim evet, görüyor elhamdülillah tabii. Ama o noktada diyorsun ki ya beni görüp de gidip birilerine şikayet tabii edecek, canım. Bu işin dedikodusunu yapacak kimse de yok. Yani 5 yıllık böyle bir konuşma sürecinden sonra haramlara bulaşmış helal nasıl olurdu bilemiyorum tabii. Ama şu an 5 yıllık evliyiz, helalinden geride bıraktığımız yıllar var. Üstüne bir de çocuğumuz var yani elhamdülillah. O yüzden yani ben gerçekten erken evlenmek isteyenlere ben AGD'de de sürekli bunu anlatıyorum. Diyorum ki korkmayın. Haram bir şekilde konuşmaktansa çünkü Allah-u Teala insanın fıtratında bunu vermiş. Sevmek, sevilmek bizim duygumuzda var. Neden bunu yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ya helal daire keyfe kafidir diye. Eyvallah. O yüzden yani duyguları bastırmaya gerek yok. Helal daire yaşamak bence en güzeli. Evet İbrahim, sonra senin babayla hikaye. Baba öyle. Yani babam Allah razı olsun şey yaptı. Annem hani şöyle bir hayal kurmuş yani. Hep ben çocuğum işte en güzel şekilde işte çeyizini en iyi şekilde düzeceğim. İşte atıyorum biz de Maraş'ta olduğumuz için dondurmaya tatlıya götürülür mesela gelin adayı ondan sonra. Şimdi o esnada da babam bir şey olmuştu. Hani çok ayrıntıya girmek istemiyorum da bir dolandırılma şeyi olmuştu. Böyle tamam, çok olabilir. Güvendiği bir kişi tarafından. Şimdi böyle çok borca battı bir anda böyle bir ev ya zaten bir memur olarak bir ev şey yapmışlar. O da dolandırılınca işte böyle borç durumuna girdi vesaire hani şey dediler yani biz evlenmenizi isteriz tamam karşı çıkmıyoruz. Ama işte mesela annem çok defa ya ben çocuğumun her şeyini almak istiyorum işte her şey tam takır olsun çok mükemmel olsun. O yüzden ya bu yaşta olmaz falan. Bir de mesela ben hazırlıktaydım Arapça hazırlık okuyordum.
İşte annem mesela böyle ağlamaya başladı böyle duyunca, kabullenmek istemedi biraz. Erkek analarıyız Evet. olacak öyle. Ondan sonra işte mesela şey diyor. Ya diyor, senin daha sigortan yok. Ondan sonra askere Ha. gitmedin. Yani Kız böyle. tarafı kabul ettiyse ne olacak ki? Olsun. Yani işte öyle, İşte ama hani erkek ben. annesi ya. O erkek anneliği var ya, o başka bir şey Evet. sevgili dostlar. İki erkek annesi olarak bunu çok iyi biliyorum. Evet, öyle bir şey yapmıştı. Allah razı olsun. Sonrasında tabii ki kendiler de yardımcı oldular. Hem eşimin ailesi hem benim ailem, sağ olsunlar. Öyle bu Peki şekilde. Sümeyye, şimdi İbrahim itiraf etti. Dedik ekonomik krizdeydik hocam, evleneceğiz, evlendik de. Sen o noktada, senin ailende bir şeyler var mı? Ya kızım gidiyorsun da bir tane çorabın, bir tane tülbendin bile yok. Okuyordun zaten. Karşı taraf da yapamıyor. Gel bu Kader bu işten ya. Benim vazgeç. babam da kayınpederim ev olarak dolandırılmış. Benim babam da araba olarak Ha, dolandırılmıştı. sizde de bir hikaye öyle Evet, var. evet. Yani tam bizim o Allah babamı açtığım dönemlerdeydi. Babam da birisine kefil oluyor, araba alacak filan. Yani hikayeler o kadar benzer ki aslında. Durumlar eşit neredeyse. ha. Sadece miktar olarak sadece büyük. Farklı. Ha. Evet, öyle olunca yani babam da annem de Allah razı olsun o konuda haklarını yiyemem. Genelde hep derler ya, o evlilik sürecinde kızı ya işi yürüten de bozan da annedir diye. Yani tabii ki ufak tefek böyle insanın iç yakınmaları oluyor, hani sen de en güzel şekilde evlenseydin. Ya bir çöpümüz dahi yoktu bizim hani. Çünkü Buradan çok, çöp vardır be. yani o anlamda demeyeyim. Evet, yani şöyle söyleyeyim, bir çay kaşığımız dahi Ha. yoktu. Ben Çünkü şey diyorum, benim ütüm yoktu. Ama benim yok. hikayem 32 yıl önce. Evet. Ya o zamana göre belki biraz daha Öğrenciydik. normal karşılanabilir, ama şu an hani bizim ev Evet, 2018 yılına evet. göre E yani sizin de ütünüz de yoktu. çay kaşığımız bile Çay yoktu. kaşığı yok. Yani eşya alınma süreci zaten eşim anlatsın isterseniz. Hiçbir eşyamız yok. Yani çeyiz adına hiçbir hazırlığımız yok. Ellerinden geldikleri yardımı tabii ki yapmaya çalışıyorlar, ama dediğim gibi benim babam da borç batağında. İşte kayınpederim de borç batağında. Öyle olunca hani ekonomik düzeyi Maraş kültür, örf ve adetine göre hiçbir tarafı Sıra dışı tatmin olduk biz etmedi orada. yani. Evet. E peki düğününüz olduktan sonra evdeki eşyalar nasıl alındı, organize edildi? Şöyle Ha, ben şimdi tek taşı falan sormayayım yani. Bir kaşığı yok olarak tek taş mı sorulur? Yok, evet. Sadece şunu söyleyeyim. Eşim evlenirken bana şey söyledi. Üç şeyde kendini sakınmanı istemiyorum. Birincisi mehir, ikincisi gelinlik, üçüncüsü alyans. Burada istediğin hani hiç fiyatına bakılmaksızın ben mutlaka bulur buluştururum. Ya içine nasıl siniyorsa öyle yap dedi. O yüzden tek taşım falan yoktu. Sadece alyansım vardı, ama o kadar çok seviyorum ki hani böyle, hani insan böyle gözünden sakındığı şeylerin başına bir şey geliyor. Çok korkuyorum o yüzden alyansıma bir şey olacak diye. Aman olmasın da Aynen. ama Hani kızınız mesela, doğduktan sonra aldık yani. Şimdi evet, de Allah razı olsun borcumuzu ki. tamamlamış olduk yani. Borç olarak düşünmemiştim zaten ben de. Ama öyle yani. Eşyalar nasıl dizildi Şöyle İbrahim ben Bey kardeş? şimdi bu vakıf sürecinden öncesinde birinci sınıftayken İTO Marmara İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu var. Ha, Orada evet. ben Müdür Bey'in özel kalemliğini yapıyordum yani. Özel kalem olarak çalışıyordum. Buradan Allah, İTO aynen, Marmara'ya da selam söyleyeyim. Allah razı Mücahit olsun. hocam, değil Mücahit mi? Kıbrıs hocam, sağ olsunlar. Eyvallah. Hem kendisi de mesela bazen ya o kadar yoğun çalışırdı falan, bazen durup şey derdi. Ya derdi, burada çalışma yapıyorum ama eğer ki bu çocuk burada evlenip bir günahtan sakınıyorsa, benden için öyle derdi. Aa, ne güzel. Tamam derdi yani. Hani ben yaptığım, yorulduğum bir amaca ulaşmış derdi, sağ olsun. Bizim orada bir velimiz vardı Mehir Vakfı'ndan. Sağ olsun kendisi konuyu açtı. İşte böyle böyle bir genç kardeşimiz var, 19 yaşında, evlenmek istiyor. İşte ailelerin maddi durumu da yok. Kendisi zaten öğrenci falan. Sağ olsunlar, onlar da işte şey yaptılar. Aracı oldular vesaire. Mehir Vakfı'ndan, Konya'dan şey yaptılar. Dediler ki tamam, temel eşyalarınızı biz ayarlayacağız dediler. Allah razı Yani biz olsun. şöyle olduk. Düğünümüz Maraş'ta yapıldı. Maraş'tan babamla işte bir kamyonet tuttu. Arkadaşının kamyonetini aldı. Maraş'tan Konya'ya, Konya'dan Mehir Vakfı'ndan, işte böyle eşyalar tamam sıfır ama işte 5-6 sene beklemiş örneğin. Hani öyle bağış yapmış. Hani kullanılmamış. Allah razı olsun hepsinde. Mesela o tip eşyalardan sağ olsunlar işte şey yaptık. Aldık temel eşyalarımızı. İşte buzdolabıdır, çamaşır makinesidir vesaire. Oradan İstanbul'a geldik. Birlikte taşıdık. Ailemle birlikte vesaire. O şekilde şey yapmış olduk yani. Hani gidip de yani şu anki bile hala kullandığımız halı orada verdikleri halıdır yani. O Maşallah. şekilde Ama bu Allah razı olsun. sizde şöyle bir bilinç de geliştirdi. Biz de bundan sonra evlenenler, ki Sümeyye de öyle bir şey Tabii ki. olmuş ki, benimle tanışınca hocam dedi biz sizin programınıza gelin. Eyvallah dedim, tabii ki gelin.
Biz sadece çok meşhur olanları davet etmiyoruz. Böyle güzel örnek olacak çiftleri davet ediyoruz. Yuvalar cennet olsun diyoruz. Evet. Muhabbet daim, yuvalar cennet olsun. O yüzden tebrik ediyorum. Size böyle bir bilinç de oluşturmuş. Şu an biri gelse dese ki evleniyorum, hiçbir şeyim yok. Eminim ki siz neyiniz var, neyiniz yok ona yardım edersiniz. Hatta, çünkü dersiniz ki ya yola girene Rabbim yardım ediyor. Bu yardımda bir miskal benim de faydam olsun. Bu önemli bir durum. Evet. Müsaadenizle hatta bu eşya konusunda bir şey söylemek istiyorum. Benim o çalıştığım okulda bir abimiz vardı. Hani adını söylemeyeceğim için söylüyorum. Bence çok ahlaksız bir insandı. Böyle yani çok ahlaksız öğütler verirdi bana böyle. Eyvah. Ama bana bir gün öyle bir şuur kazandırdı ki bu eşya konusunda. Dedim ki ya abi dedim işte evleneceğiz. Evlenmeyi düşünüyoruz. Ya dedim işte buzdolabı iki tane asgari ücret buzdolabına gidiyor. İki tane asgari ücret koltuğa gidiyor. İki tane böyle böyle bir o gün işte o günkü hesapla falan. Dedim ki ya nasıl olur ki abi dedim yani nasıl şey yapacağız falan. Dedi ki ben işte Sivas'tan kalktım şeye geldim buraya İstanbul'a geldim hiçbir şeyimiz de yoktu. İşte birkaç koltuk aldık yatacak yer ondan sonra birkaç şeyimizi falan aldık. Dedim ki abi dedim yani buzdolabı olmadan bir ev nasıl olabilir ki? Nasıl yani buzdolabı olmadan bir ev nasıl şey yapabilir? Dedi ki niye kendini bu kadar sıkıyorsun ki dedi yani ne yapıyoruz? Gidiyorum marketten bir gün yiyeceğim kadar bir şey alıyorum. 100 gram peynir alıyorum. Gidip şimdiki gibi 1 kilo almıyorum. Bittikten sonra hem tazesini almış oluyorum. Hem de sürekli ekmek almaya gittiğimde onu da alıyorum. Bu kadar dünyanın en kilit şeyi değil falan dedi. O gün şunu fark ettim. Buzdolabı olsun, işte halının rengi olsun, tuttuğumuz, kiraladığımız ev olsun. Çoğu şey işte ya insanlara bir şeyleri göstermeye çalışmak için yapıyoruz bunları. İşte ne bileyim bir işte şeye bakıyorlar, buzdolabına bakıyorlar. Yani ihtiyaç olmasından ziyade üstünde yazan marka, işte dış rengi falan. Hani bunlar temel ihtiyaç şeyinde olmasın demiyorum ama o kadar içselleştirmişiz ki ben bir genç olarak şunu idrak edemiyorum yani. Buzdolapsız bir ev nasıl olabilir ki? Yani bu sanki öyle bir mecburiyet ki aslında buzdolabı bizim orada hayatımızı sürdürmemiz için bir araç. Ama bu araç öyle bir amaç haline gelmiş ki ben buzdolabını alamazsam evlenemiyorum. Bu kadar bir zorundalık haline gelmiş. Tabii ki evlenmişler. Yok Allah razı olsun. İşte mesela Mehir Vakfı çıktı dedi ki şey yapalım dedi. Buzdolabınızı biz veriyoruz dedi. Mesela bulaşık makinesi dedik ki alamadık mesela. İşte başka bir Emrah Satılmış hocam var işte Birikim Koleji'nde. O onun bir arkadaşına söylemiş. O da demiş ki bulaşık makinesini de ben almak istiyorum. Sağ olsun. O Emrah abinin eşi de yani evinde kullandığı tabakları, tencereleri yani o kadar hakkını ödeyemem ben o arkadaşım yani. Hala da söylüyorum hani onları kullanıyoruz hala. Ama ben şurada şunu söylemek istiyorum. Eğer bu kızlarımızda özellikle bir gocunma şeyi oluyorsa zaten bu iş baştan olmuyor. Hani ben niye bir başkasının oturduğu koltuğa oturayım ki deseydim zaten bilmiyorum baştan olmazdı. Hani bir de şu var. Nurettin Hoca hep söyler ya insan ettiği duadır. Hani bu mimaride bir şey söylüyor. Biz ilk görüşmemizdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ekonomiyi haliyle bir erkek olarak çok kafasına takıyor. Ben dedim ki yani 3-4 çeşit yemek yemesek ne olur ki? Hani ekmek arası domates de yeriz. O kadar gayri ihtiyari bir şekilde söylediğim bir şeydi ki hani samimiyetle söylemişim. Tamam orası eyvallah ama Allah demek ki işte hadi bakalım orada söylüyordun Hodri Meydan hani yapabiliyor musun dediği zamanlar da oldu. Hani babamlardan istesek tabii ki de verirlerdi. Hani Allah razı olsun o konuda şeyimiz yok ama yeni evlenmişiz. Zaten ekonomik konuda böyle bir hani eşimin şeyi var. Babamdan istesem tepkisi nasıl olur? Üzer miyim, kırar mıyım şeyiyle babamdan da isteyemiyorum. Yani birkaç akşam diyeyim hatta böyle evde yemek yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok yani. Oturduk ekmek arası domates diyoruz. Ekmek arası salatalık değil, ekmek arası biber değil. Hani orada söylediğim şey gerçekten benim duam olmuş yani ki Allah bana onu yaşattı. O yüzden ağzımızdan çıkan her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor ki dua hükmüne geçmesin. Ha bunu ay ne kadar lezzetliydi, ay kocamla baş başa yedim falan. Hani bu hisler güzel şeyler ama o kadar da kolay olmuyor. Hani programın başında dedim ya bedelleri çok ağırdı diye. Yani 19-20 yaşındaki bir genç kız için ki babamın evinde babam hiçbir şeyime hayır demedi benim. Hani bu bir noktada iyi bir noktada kötü orası tartışılır tabii ama hiçbir şey hayır demeyen birisi olarak böyle bir şey yaşamak gerçekten insanın nefsine çok ağır geliyor. Ama insan kanaat etmeyebilirse. Ama bu sana bir sürü şey öğretmiş. Tabii canım. Yani, evet orada o duayı doğru etmek lazım. Çok doğru bir yere vurgu yaptı Sümeyye kardeşim.
Ama bununla birlikte de hayatta belki de kitaplarda okuyup da bazen diyorlar hocam kitap yazmışsın da evlilik kitaptan öğrenilmez. Ha, evlilik böyle çiftlerin anlattığıyla öğreniliyor. Canlı örnekler sevgili dostlar. Bizimki de o yapılan çiftlerden aldığımız yorumlarla yazılıyor ama yaşamak başka bir şey. Evet. Bilmekten ziyade. Biliyorsunuz evet iki kişi evlenince mutlu mesut bahtiyar yaşayıp gidecekler ama evet paramız olmasa da bir şekilde geçiniriz. Ama işte o amalar yaşanınca farklı oluyor. Evet. Siz bir fiil yaşamışsınız çok. Onu. Ve sana çok şey katmıştır tabii çok. İbrahim'e de öyle. Yani şu an mesela hala daha iki hafta öncesinde dedik ki bu yıllardır, beş yıldır kullandığımız koltuklar artık böyle itilmiyor, çekilmiyor, temizliği çok zor oluyor vesaire. Dedik bir koltuk alalım hani ne kadar olabilir ki filan diye. Gerçekten çok pahalı her şey. L koltuk orada detay da vermiş. Allah'ım dedim bir L koltuk yani çok da değil bence filan diye. Bir hafta içinde iki tane ayrı hediye geldi koltuk olarak. Birisini bir odaya, birisini bir odaya koymak üzere. Yani elhamdülillah Rabbim diyorum ya böyle bir yani insan nefsi doymuyor Mine abla. Evet koltuk geldi ama bu sefer de şunu ya keşke koltuk parası gelseydi de mağazaya gidip ben kendi zevkime göre alsaydım. Hani böyle bir vesveseler de oluyor. Hani diyorum inşallah hani eşimin ileride işte ne bileyim imkanları olduğunda tabii ki alır. Ya buna birazcık kanaat etmek gerekiyor. Onu söylemek yani istiyorum. Şeytanın sağdan yaklaşmasına pek müsaade etmemek evet. lazım. Yani sağdan yaklaşıp sana ya tamam Sümeyye koltuğun geldi ama gidip parayı verseydiler de. Bu bir sağdan yaklaşmadır. Evet. Yani. Ama insanın nefsine çok dokunuyor. Çünkü mesela arkadaşlarım evet. görüyorum. Daha 24 yaşındayım. Millet daha söz aşamasında. İşte yeni isteme olacak heyecanlar vesaire. Ben 5 yıllık evliliğimizi geride bırakmışım. Hani insanın gönlü istiyor böyle. Her şeyim yeni olsun, sıfır olsun. Ben de gideyim kendi zevkime göre beğeneyim. İkinci baharda olur inşallah. Ama diyorum ki mutluluk eşyada değil. Yani ben bunu Allah'ın böyle Allah'ın iliklerimize olsun. Kadar yaşayarak öğrendik. Gerçekten eşyada, parada mutluluk değil yani. Değil. Eşyaya atfettiğimiz demin İbrahim'in de söylediği yani bir buzdolabı olmazsa olmaz gibi geliyor gözümüze. Evet. Ne kadar eşyaya önem atfediyoruz ama eşyasız da olabiliyor. Mesela ben bu YouTube'u çekerken herkes görünce şaşırıyor. Nelerle çekiyor acaba beni alın? Hangi ne kadar lüks? Değil. İnanın çok çok amatör ama ruh profesyonel. Ben hep öyle söylüyorum. Elimizin altındaki her şey birer araç ama ruhumuz çok önemli olarak donanımlı olursa amacına vakıf olacaktır. Evet. O yüzden eşya bize hizmet etmek için yaratıldı. Evet. Biz eşyaya hizmet etmek için değil. Senin avantgard bir mobilyan olabilirdi. Oymalı, yaldızlı. Ama her gün onları temizlemekle gidip ne AGD'de program yapabilirdin ne kendini yetiştirebilirdin. Evdeki eşyaların sadeliği de sana aslında biraz evet. zaman kalması noktasında evet. iyi bir şey oluşturmuş. Evet. Evet programın sonuna geldik sevgili dostlar. Böyle deyince kızıyorsunuz biliyorum ama uyarayım ki dostlar gelen misafirler de çok fazla cümlelerini toparlasın, yaymasın. Şimdi son sorum her çifte sorduğum gibi onlara da soracağım. Mine abla evlilikte olmazsa olmaz ama Sümeyye'nin söyleyeceğim galiba. Çok kısa bir düğün sürecine de girmek istiyorum. Tamam yani hadi buyur. Sadece örnek olması açısından. Hadi 5 dakika sizin için uzatalım. Şu an düğün sürecinde düğün salonları işte oryantalistlerin çıktığı organizasyonlar bilmem neler falan olmazsa olmaz denilen şeyler arasında bunlar da girmiş durumda. Ve mahremiyet çok fazla hiçe sayılıyor. Yani sanki düğün günü o mahremiyet ortadan kalkıyor. Sevaplar İşte günahlar duruyor, melekler yazmayı bırakıyor gibi bir tavır takınıyoruz millet olarak. Ben burada ya ben demekten Allah'a sığınıyorum. Biz yaptık oldu. Hani örnek olması açısından anlatıyorum. Ben gelinliğimle birlikte beni eşimin dayısı dahi görmedi. Annemin iki tane ferecesini birisini tersten birisini düzden giydim. Komple siyah kapandı. Siyah başörtümü de duvak olarak attım. Düğün salonundan geçerken o şekildeydi. Kınada da aynı şekilde. Yani ne makyaj yüzümü kimse görmedi. Zaten çok abartı bir şekilde bir şey yapmamıştım. Bayanlar ayrı, erkekler ayrı. Bir de Maraş'ta yeni yeni böyle olan bir organizasyon şeyi vardı. Nesibe ablam buradan ona da selam olsun. O Allah razı olsun fiyat konusunda da çok yardımcı olmuştu. Erbani şovları yaptılar, maniler söylediler. İşte etrafında dönerek def çaldılar. Böyle sünnet usulü gerçekten güzel bir düğünümüz oldu ki hala da anneme söylüyorlar mı senin kızın ne kadar güzel düğün yaptı işte oynama yok çalgı yok. Ama insanlar sıkılmadı da çünkü oynamalı olmuyorsa ne o zaman Kur'an okuyalım sohbet edelim hocalar da maşallah bir başlayınca yarım saat 40 dakikadan aşağı o da dinlenmiyor öyle olunca arayan buluyor yani siz o niyete bir girin Allah gerçekten karşınıza helalinden bir şekilde yapacağınız düğün karşınıza çıkarır hatta nefsime şu an bile ne kadar zor gelse de dış çekim yaptırmadık, iç çekim yaptırmadık. Fotoğrafımız sadece akraba şey halamların oldu. Birkaç tane düğün fotoğrafımız var. O da kendi telefonumuzdan. Kamera falan da yok yani. Hani hatıra kalması bir tek onlar var. Böyle güzel mekanlarda insan tabii ki istiyor ama
Diyorum ki inşallah ahirette en güzel cennet şelalelerinde, en güzel mekanlarda bir düğün fotoğrafımız belki orada olur yani. Söylediğim bana şeyi hatırlattı. Muhammed Emin Yıldırım hocam sağ olsun misafirimiz olmuştu eşiyle Nezahat Hanım'la. Nezahat Hanım orada bir cümle söylemişti. Söylerken senin dediğin gibi değil mi? O kadar doğaç akışta söyledik ama önemli bir cümleydi. Söylediği şuydu. Bütün her şeyi neden bu dünyada yaşamak zorunda hissediyoruz ki kendimizi? Birazını da cennete bırakalım. Nezahat Hanım kulaklarını her seferinde çınlatıyorum. Çok önemli. Evet, biz her şeyi bu dünyada yaşayalım istiyoruz. Çok mutlu olalım, çok iyi olsun, bütün eşyalarımız olsun. İşte görmediğimiz, yaşamadığımız hiçbir şey kalmasın. Bu mümkün değil ki. Evet. O yüzden siz bunu yaşarsanız inşallah cennette daha güzelleri, daha iyileri olacak. Muhammed Emin hocamız da bu süreçte zaten çok destekçimizi. Salih Selman hocamız, eşimin hocası Faruk Beşer hocamız. Onlar da hani ablalardan dolayı biz çok tedirgindik. Biz bütün hocaları bu arada anıyoruz. Onları da misafir edelim. Gitmeden onlarla alayım dedim. Gidip bir sordum yani kendilerine. Hocam biz evlenmeyi düşünüyoruz. Ne dersiniz vesaire. Ne dediler? Evladım yaşın genç, daha evlenmiyor. Ya şöyle, ablalardan dolayı biraz çekiniyorduk açıkçası. Salih Selman hocam şey dedi zaten. Ya dedi, hocası yani ben ilahiyat öğrencisi olduğum için sen benden daha hocasın zaten. Biliyorsun, niye bana soru soruyorsun dedi. Muhammed Emin Yıldırım hoca da yine Allah razı olsun aynı şekilde cevap verdi. Faruk Beşer hoca var, bizim İslam hukuku profesörümüzdü. Eyvallah. O şey dedi. Dedi ki ben de birinci sınıfta evlendim. Yeri geldi pazarda böyle çıkışta şey yaptım, böyle çürük meyvelerden almak zorunda kaldım. Ama dedi elhamdülillah şu anda belki İslam hukukunun belki Türkiye'deki en iyi kendi ekollerinden birisi haline geldim. İşte Allah bana zenginlik verdi, ilim verdi. Niyetin salihse ayette de zaten men istata'a şeklinde geçiyor. Yani güç yetirebilen diye. Gücün yetebiliyorsa hiç korkma dedi. Allah sana ilim de verir, zenginlik de verir. Düşünme dedi sağ olsun. İşte hocaların yanımızda olması da şey yapıyor yani, hani insana manevi bir güç veriyor elhamdülillah. Evet, çok bir şükür. De şu algı var, çok kısacık şunu da söyleyeceğim. Okuldayken arkamdan hep konuşuyorlarmış benim. İşte zaten bu kız doğulu, annesi babası kesin zorla evlendirmiştir filan diye. Böyle aslını bilmeden. Sonra bir gün kulağıma geldi. Bunu bana söyleyen kızın da iki tane sevgilisi var aynı anda. Ben de dedim ki sen iki tane sevgiliyi aynı anda idare ediyorsun. Ben helalinden bir tane koca niye idare edemeyeyim ki? Yani niye bu kadar gözünüze batıyor bu? Ondan sonra arkamdan ses seda kesildi. Sen evlendikten sonra da okula devam mı ettin? Tabii. Ben birinci sınıfta evlendik zaten. Lisansımı o şekilde tamamladım ben. Vize haftalarını birlikte çalışıyorduk. Derslerimizi birlikte hazırlıyorduk. Evet. Ödevlerimizi paslaşarak yapıyorduk. Evet. Çok iyi ya. İyi hala da devam kaldım. Ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Ama son soruyu da sorayım ben, demin sormuştum ama. Kusura bakmayın. Yoksa program bayağı uzayacak. Evet. Yok, damağın tadında kalsın sevgili dostlar. Biz bir daha misafir ederiz onları inşallah. Evlilikte olmazsa olmaz dört şey sayın desem. Ben de maddeliyim. Ben öncelikle şimdi zaten çoğu kişi zorluklarını bilerek, düşünerek zaten çekiniyor. Bence inanmak çok önemli bir şey. Çok kısa bir hikaye olarak şeyi anlatmak istiyorum. Arkadaşlarla bizim ilahiyatta hazırlıktayız. İşte ben arkadaşlarıma söyledim evlenmeyi düşünüyorum vesaire diye. Bir kafe, böyle kafe değil de böyle hani çay meyve suyu satan bir yerde böyle iskembede oturuyoruz. Orada bir abi var. Bizim ilahiyattan, Marmara ilahiyattan arkadaşım bir tanesi dedi ki ya abi dedi şuna bak dedi ya, daha 19 yaşında evlenecekmiş dedi ya, parası pulu da yok dedi. Yani affedersiniz bu salak değil mi dedi ya, bu nedir böyle dedi. Dedi ki niye dedi öyle söylüyorsun dedi. İşte abi dedi yani aç mı yatacak bu çocuk dedi, yani hiçbir geliri yok, çalışmıyor, bir yerde sigortası yok falan. Dedi ki adam, ben dedi 3 sene sokakta yaşadım, bir gün aç yatmadım. Bir şekilde o şeyi de bulursun. Sen yeter ki evrene dedi mesajını doğru gönder dedi. Ateistmiş ama bunu adam söyleyeyim. Ateist. Dedim ki arkadaşım Allah ulan dedim Allah. Ateist adamın imanı bile sizden daha güçlü. Allah Allah rızık şeyi. O yüzden kişi gerçekten buna inanması gerekiyor. Biz bunu defalarca kez şahit olduk. Yani işte dediği gibi şimdi böyle çok işte bir hafta var, bakıyoruz 100 lira paramız kalmış. Yani diyoruz ki ya nasıl olabilir falan, ama o esnada, o sıkışıklık esnasında size öyle bir işte rızık geliyor ki siz diyorsunuz ki tamam ben param olsa bunları zaten alamazdım diyorsunuz. Birisi o. Bir tanesi de şeyle alakalı, akademik şeyle alakalı benim çok kaygılarım oluyordu. 3. sınıfın ilk döneminde benim yanım, yani dönem ortalamam 0.90'a düşmüştü. Eşim hamileydi. Çocuğumuz vefat etti. Yani karnında bebek düşük oldu yani. Ameliyat oluyor. Aynı zamanda vizelerim var, finallerim var.
Hocama şöyle bir mesaj attım. Kur'an-ı Kerim hocama. Sayın hocam, eşim şu anda işte böyle böyle ameliyat geçiriyor. Zaten diğer çoğu dersten kaldım, sınavlarına giremedim. İsterseniz siz de bırakabilirsiniz. Ama dedim ben sınava gelemeyeceğim yazdım. 9 dersten kalmıştı o Yok, dönem. Yani 9 dönemden 6'sından kalmıştı. Allah'ım ben ekber. geçmiştim ama yani süreci yaşayan ben olmama rağmen. Evet. Kadınlar görüyorsunuz ki Evet. bayağı kuvvetliler sevgili Evet. dostlar. İyi Orada ki eşiz zaten. Yani o kuvvetliliğimizle de birbirimize Evet. destek oluyoruz. Orada hocamız şey dedi. İbrahim ben zaten işte seni biliyorum. Allah razı olsun 95 mi 100 vermiş sınava girdirmeden. Ama şu önemli. Şimdi bazen şey düşünüyorlar. Her şey her zaman o anda mükemmel olması lazım. Şimdi 0,90'a düşmüş bir yanoyu toparlamak gerçekten çok zor bir şey. Diğer bazen yine düşürdüğüm zaman olmuştu. Ama çok şükür ben lisansımı 3,22 ile bitirdim. Tamam yani 3,90 ile bitirmedim ama bize yüksek lisans için işte araştırma görevlisi olmak isteyen bir insan için yeterli bir miktar Tabii. yani çok şükür. O yüzden işte insan şey düşünebiliyor. Hani kardeşlerimizden işte öğrenciyken evlenmeyi düşünenler belki şey olabilir. Ya ben işte kariyerime engel olur işte şu düşer bu şu. Evet yani bazen düşebilir ama bir sonraki dönem belki de sen çok daha güçlü bir şekilde çok Eyvallah. daha büyük bir şey yapacaksın. Yani hani eşim bazen bana soruyor işte derslerimi falan. Ben o kaldığım dersleri tekrar aldığımda bütün sınav sorularımı bile hatırlıyorum. Sınavda ne yazdıklarımı hatırlıyorum. O çok Bana iyi. çünkü ciddi anlamda çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. O yüzden kardeşlerimiz korkmasınlar yani. İşte Eyvallah. ortalamamı düşürdü, şöyle oldu, böyle oldu. Allah siz ciddi bir şekilde çalışırsanız, niyetiniz de salih olursa inşallah çok daha güzel bir neticeyle inşallah karşılığını Evet, alırlar. birinci madde inanmak. O zaman ikincisi de gayret etmek, çaba sarf etmek. Evet yani O ya da zaman 3 işte ve 4'ü de alalım Sümeyye. ben de güven ve merhamet diyeyim. Güven ve merhamet. Neden merhamet? Ben Güveni hep başta söylemiştin zaten. küçüklüğümden beri hep şey diye dua ettiğimi hatırlıyorum. Allah'ım ilerideki eşim çok merhametli olsun. Önemli bir nokta da onun için yani. Çok Merhameti hoş. olan bir insan her konuda destek olabilir yani. Nasıl söyleyeyim? İnsanız, hata yapabiliriz. Merhameti olmasa direkt her şeyi yıkıp yıkıp şey yapabilir. Yani toparlama çabası olmaz en azından. O yüzden özellikle de bir erkeğe merhamet bence çok yakışıyor. Kadına zaten Allah fıtraten veriyor eğer bir anormallik yoksa. O yüzden merhamet benim için çok vazgeçilmez bir şey yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum gençler. Allah razı Son olsun. söylemek istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz ama programı bitireceğiz. Evet, Evet, teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz bizi Sadece davet ettiğiniz için. yetim Heh, buyur. bağışıyla alakalı bir şey yaşamıştın ya. Böyle hani ulvi bir şey değil ama benim için öyle bir şey. Onu Tamam, anlat. paylaş şöyle yine İTO Marmara'da çalışırken yaşamıştım. Şimdi böyle yine aynı ayın 23'ü falan işte biz de ayın 1'inde maaşımızı alıyoruz. Ya yanlış hatırlamıyorsam böyle 100-150 lira yine böyle bir cebimde bir para kaldı. İşte kirayı veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Sonra böyle insan bazen sükunet gelir içine. Dedim ki ya İHH'dan da bana mesaj geldi. Yetimlere bağış yapmıyor musunuz falan böyle bir mesaj. Dedim ki ya Rabbi dedim ben İbrahim olarak şu yetime dedim yani bu aciz yetimle bir para gönderirsem sen benim ihtiyacımı görüyorsun sen bana daha çoğunu gönderirsin. Ondan sonra cebimdeki parayı direkt şeye gönderdim. Hepsini mi? İHH'ya gönderdim hepsini. Hepsini Evet. Ondan sonra şöyle bir hesap yaptım. Ya Rabbi dedim sen bana en az 3 katını verirsin bunu. Çünkü sen benden kat be kat daha zenginsin. Amenna. Ondan sonra beklemeye başladım ama şey gibi değilim. Yani böyle hani insan şey bunu bazen anlatıyorum arkadaşlar. Şey diyor ya sen iddia mı oynuyorsun 1'e 3 gibi falan. Diyorum ki öyle bir şey değil yani. Hani o yetimin ihtiyacını karşıladığını düşünüyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi sen de benim ihtiyacımı karşılarsın ben eminim. Eyvallah. Orada oturuyorum ben masada. İşte aradan yarım saat mi bir saat geçti bir Maraşlı bir hocamız vardı. Müdür beyin odasına girdi. Ondan sonra çıktı odadan masanın üstüne 1.000 lira kadar para koydu. Dedi ki İbrahim bu al senin dedi. Ben de aldım direkt cebime koydum. Dedim ki abi dedim. Zaten biliyordum benim bu para benim Bekliyordun. zaten bu para Allahu Ekber. bekliyordum. Aldım parayı ama dedim abi hani insan merak ediyor. Aracılar nasıl gerçekleşmiş yani. Allah bu rızkı bana nasıl ulaştırmış. İşte o hafızlık yapan hocamızın bir öğrencisi. Öğrencisinin velisi işte şey yapmış. Demiş ki hocam sen üniversite okuyorsun. Ben sana işte 2.000 lira şey yapmak istiyorum. Para vermek istiyorum. O da işte kabul etmemiş falan. Demiş neyse müdür beye sorayım. O ne derse onu kabul ederim demiş. O da tamam demiş. Müdür bey de demiş ki ya İbrahim be demiş hani öğrenci. Sen 1.000 lirasını sen al, 1.000 lirasını da o alsın demiş.
Baktım hani bazen şey olur hani ya 2000 liramı niye paylaşayım falan. Öyle bir his yok. Allah razı olsun. Hani o da diyor ki ya ben zaten bu parayı hiç kabul etmeyecektim. Elhamdülillah benim de 1000 liram oldu diyor. Ya Ondan sonra ben de hani o vesileciler de görünce elhamdülillah yani bunun gibi defalarca şey yaşadık yani elhamdülillah. elhamdülillah. Daraltıyor da bunaltmıyor gerçekten. Ay Evet. eyvallah. Daraltıyor da bunaltmıyor. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Allah razı gençler. olsun cümle. Biz de çok Yuvanızda teşekkür ederiz. muhabbetiniz daim Evet. olsun. Allah razı Yuvanız olsun. cennet köşesi bir köşe olsun inşallah. İnşallah. Sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki hikayenizi bizimle paylaştınız. Sevgili dostlar siz de çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. O Tamam. yüzden Minezgi Danışman Instagram adresinden bana yazın. Size adres verelim. Buluşacağımız Tamam. noktayı orada haberleşelim. Ve böyle güzel hediyelerimizi sizlere de takdim etmiş olalım. Siz takipçilerimize de hediye veriyoruz tabii ki. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve videonun altına yorum yazıyorsunuz. Kitap da size inşallah hediye olarak geliyor. Evet, bir başka programda yine böyle güzel çiftlerle buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.